sevgili arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi ben sizlere bugün çok ama çok güzel bir konudan bahsedeceğim. Bu anlatacağım konularla alakalı daha sonra sizlerin de bu konuları tek tek tahtaya çıkıp bir öğretmen gibi anlatmanızı isteyeceğim. O zaman bütün bilgileri güzel bir şekilde öğrenmek için yaklaşalım. Evet sevgili arkadaşlar. Müzik defterlerimizde var olan 5 çizgi 4 aralıktan oluşan üzerine notalar yazmaya yarayan, yani müzik evinin içerisinde bu notaları var olmasını sağlayan bu çizgilerin isimlerini biz ne isim veriyoruz? Dizek ya da porte. Evet, dizek ya da porte. Arkadaşlar dize demeyin, portre de demeyin. Çünkü porte resimde, dize de Türkçe derslerinde olur. Tamam mı? Dizek ya da porte. İki isimden herhangi birisini söyleyebilirsiniz. Arkadaşlar ben bu dizek ya da portenin başına bir anahtar çiziyorum. Bu anahtarın ismini söyleyebilir miyim? Sol anahtarı çiziyorum. Ama sanmayın ki sadece müzikte sol anahtarı var. Fa anahtarımız var, do anahtarımız var. Yani enstrümanın kalın sesine ve ince sesine göre bu anahtar değişir arkadaşlar. En ince sesleri ifade eden anahtarımız sol anahtarı. En kalın sesleri ifade eden anahtarımız fa anahtarı. Keman enstrümanını biliyorsunuz değil mi? Evet. Keman enstrümanının bir tık büyüğüne biz viola deriz arkadaşlar. Viola enstrümanının içinde do anahtarı kullanılır. Yani bizim bilmesi gereken şu an için tek anahtar sol anahtarı. Arkadaşlar notalar dize üzerinde, dizek üzerinde yerleştirilirken nasıl yerleşir biliyor musunuz? Bir çizgi, bir boşluk. Bir çizgi, bir boşluk. Yani sakın ikişerli ikişerli ya da üçerli üçerli atlayarak yazmayın ve bunu bu şekilde kafanızda kodlamayın arkadaşlar. En alttaki ek çizgiyle aynı boşluk şeklinde bir çizgi daha çiziyorum ve bu notayı do. Bir boşluk re, çizgi mi, boşluk fa, çizgi sol, boşluk la, çizgi si, boşluk ince do. Do'dan do'ya kadar gelen sürece ne denir? Do majör gam dizisi denir arkadaşlar. Re'den başlayıp re de bitseydi re majör gam. Mi'den başlayıp mi de bitseydi mi majör. Gider 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 bu şekilde. Arkadaşlar şunu unutmayın ki notalar yukarı doğru çıktıkça incelir. Aşağı doğru indikçe de kalınlaşır. Bunu şimdi sizlere anlatacağım. Do re mi fa sol la si do. Şimdi inceldi. Şimdi kalınlaştıralım mı? En yukarıdan başlayacağız. Do si la sol fa mi re. Do. Anlaştık mı? Anlaştık. Aferin. Şimdi sevgili öğrencilerim notalarım daha çok yukarı çıkmak isterse devam ediyorum ama ince re oluyor, ince mi oluyor, ince fa oluyor. Böyle ince 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 diye devam ediyor. Kalınlaşmak istediğim zaman da aşağıya ek çizgilerle notaları kalınlaştırabilirim. Ama bu ek çizgiler olayı çok bozduğu için ve zorlaştırdığı için de işte anahtarlarımızı değiştiriyoruz ve bu karışıklıkları son veriyoruz arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum sevgili öğrencilerim. Ha bu arada bu bilgileri ezberlemeniz gerekiyor. Yani size evet kalemimiz yazmıyor. Var mı kalem olan? Tamam. Arkadaşlar size bir yöntemden bahsedeceğim. Bunu nasıl ezberlersiniz? Birinci çizgi, ikinci çizgi, üçüncü çizgi ve dördüncü çizgi şeklinde arkadaşlar notaları kodlarsanız. Çünkü bizim elimizde bir 5 çizgi 4 aralıktan mı oluşuyor? Evet. 1, 2, 3, 4, 5. Çok teşekkür ederim tatlım. Kurtarıcı öğrencileri. Bunlar yeterli tatlım. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar lütfen bunları kodlayın bak. Şimdi ben size bir bilgiden bahsedeceğim. Bu bilgi hayatınızı bir tık daha kolaylaştırabilir. Arkadaşlar epi topu 7 farklı isimde 8 tane notamız var, doğru mu? Ezberleyebilirsiniz bence. Bakın birinci çizgiye denk gelen nota mi, ikinci çizgiye denk gelen nota sol, üçüncü çizgiye denk gelen nota si, dördüncü çizgiye denk gelen nota ince re. Dolayısıyla bunu mi, sol, si, re, yani elimizden mi, sol, si, re diye kodlarsanız bu mi ise bu fa'dır. İzleyin çocuklar, bu sol ise bu la'dır. Bu si ise bu ince do'dur. Bu re ise re'den sonra gelir mi gelir. Dolayısıyla arkadaşlar kafamızda bulmaca çözermiş gibi kodlayabilirsiniz. Okey? Şimdi sevgili öğrencilerim bir de bizim notalarımızın isimleri ve notalarımızın vuruşları var. Doğru mu? Şimdi çok iyi izleyin. Bir notanın içi tamamen boşsa
Ben bunun ismine birlik nota derim. Sevgili öğrencilerim, birlik nota toplam 4 vuruştur. Arkadaşlar, vuruş nedir? Fikri olan var mı? Uzatmak. Evet, çok başarılı bir cümle. Aferin. Arkadaşlar, vuruş bir notayı uzattığım süreye denir, tamam mı? Yani 4 vuruşta eğer do olduğunu düşünürsek do. Ne yaptık? 4 kez uzattık. Evet, zil çaldı. Ama biz videomuza devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi içi boş, çizgisi olan bir notamız var. Kaç vuruş arkadaşlar sizce? 2. Evet, 2 vuruş. Ama ismi ne? İsmi de aynı İkilik arkadaşlar. İkilik nota. İkilik nota, 2 vuruş. Peki içini doldursam? 3'lük nota. Hayır. 4'lük. Evet, 4'lük nota arkadaşlar. Hep 2 katını düşünün. 4'lük nota. Ama kaç vuruş? 1 vuruş. Aferin size çocuklar. Peki içini doldurursam? Bir tane sap eklersem? Sahtelik. Aferin Beyç. Aferin Beyç. 8'lik nota. Bravo Beyç. Bravo Beyç. Yarım vuruş. Yarım vuruş. Evet sevgili öğrencilerim. Bir tane daha soracağım. 16'lık nota. Arkadaşlar. Aferin size çocuklar. Çeyrek vuruş. Bunu şunu arkadaşlar, bir de şu bilgi çok önemli, iyi dinleyin. Bir notanın bir vuruş olduğunu şu şekilde anlayabilirsiniz. Bu bir vuruş notanın geçtiği süredir. Yani böyle do, bir vuruş. İki vuruş olursa do. İki kez bu hareketi yapıyoruz. Üç vuruş olursa, üç vuruşu ben size daha sonra anlatacağım. Do. Dört vuruş olursa beraber söyleyelim. Do. Anladık mı? Bir vuruşun geçtiği sürede elimizi kaldırdık, indirdik ve bitti. Sevgili arkadaşlar, devam edeceğim. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar, az önce anlattığım gibi dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi notaların vuruşları. Notaların vuruşlarını söylerken sürelerine dikkat etmeniz gerekiyor. 4 vuruşu 4 kere uzatmanız, 2 vuruşu 2 vuruşu uzatmanız, 1 vuruşu 1 kere, yarımı daha kısa, çeyreği daha da kısa. Yani buradaki amacımız, şunu anlatırken ki amacım neydi? Bir vuruştaki geçen süreyi ayarlamak. Do. Bir vuruş bitti. İki vuruş yapıyorum. Do. Hep beraber yapalım mı? 4 vuruş yapalım bir. 1, 2, 3, 4. Do. Ama çok fazla uzattınız. Bu kadar uzatamayacaksınız. Son. 2, 3, 4. Do. Yukarıda bitiriyorum bak. Ok nerede arkadaşlar? Yukarıda. İki vuruş yapalım lütfen. 3, 4. Do. Bir vuruş yapıyoruz. Do. Hayır, kadar kısa yapmayın. Okum elim ince çıkacak, bir tamamlanacak. Yani bir tamamlanması için ince çıkacak arkadaşlar. Hep beraber. Do. Bir. Şimdi yarımı yapalım. Do. Yukarı çıkmadım farkındaysanız. Çeyreği yapalım. Do. Do. Ya. Anladık mı arkadaşlar? Bir dakika, tek tek sorular alalım. Hocam 0.1 vuruş var mı? Evet, matematiksel hesapların çok fazla içerisine girmiyoruz. Müzik eşittir matematik dedim ama arkadaşlar, tamamen teknik olarak matematik düşünmeyin. Matematik hayatımızda her anlamda var. Matematiği karıştırmayalım. Matematiği karıştırmayalım. Matematiği sevmeyen öğrencilerim için. Daha çok matematiği sevin diye müzikle matematiği birleştiriyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, şimdi sıradaki anlatacağım konu da tartı kalıpları. Neymiş arkadaşlar? Tartı kalıpları. Duyamadım arkadaşlar. Tartı kalıpları. Tartım kalıpları. Ben size bir önceki anlattığım konuda ne demiştim? Bir vuruş nota, iki vuruş nota, üç vuruş nota, dört vuruş notadan bahsetmiştim. Ve bir vuruş notanın yukarı aşağı inecek ve yukarı çıkacak demiştim. Bir vuruş notayı nasıl ifade etmiştim söylerken? Bir do. Vuruş do. Do. Şeklinde arkadaşlar.
Onun dışında sevgili arkadaşlar, şimdi size tartım kalıplarıyla hakkında bilgi vermek istiyorum. Lütfen bunları defterinize yazın. Hocam benim defterimde var bunlar. Evet arkadaşlar, dinleyin beni. Şimdi şöyle bir notamız, yani bir vuruş notamızın olduğu, biraz yaklaşabilirsin notayı güzelce çek. Bir vuruş notamızın tartım kalıbına ban diyeceğiz arkadaşlar. İki tane yarım vuruş birleştiği zaman toplam kaç vuruş olur? Bir vuruş olur. İki tane yarım vuruş birleşirse ne olur? Bir vuruş. Evet arkadaşlar. Yalnız beni güzelce dinler misiniz? İzmir. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Dedi arkadaşımız. Evet arkadaşlar, şimdi bir tane yarım vuruş, iki tane çeyrek vuruş birleştiği zaman yine toplamda bir vuruş olur. Doğru mu? Doğru. Bu tartım kalıbının ismi de Ankara. Ankara Karşılar Üniversite Yazılımı'na. Ankara. Sen burayı çek ya, dur böyle devam et. Hoca beni dövüyor. Şiddete hayır. Arkadaşlar daha sessiz olun lütfen. Şimdi devam ediyorum. Evet arkadaşlar, bu sefer bak dikkatli dinleyin lütfen. Bu sefer arkadaşlar iki tane çeyrek vuruşu yan yana getirip bir tane yarım vuruşu da hemen yanına yazdım. Dolayısıyla yine totalde kaç vuruş? Bir vuruş. Evet. O zaman devamında ne oluyor? Karaman. Yani ta ta ta. Evet arkadaşlar, devam ediyorum şuraya. Soru soruyorum, dikkat edin. Dört tane çeyrek vuruş yan yana gelirse arkadaşlar kaç vuruş olur? Hoş geldiniz. Yeni hoş geldiniz. Ha, eli dolu geldi. Evet arkadaşlar. İki vuruş. Arkadaşlar burası toplam kaç vuruştur? İki vuruş. Neden iki vuruş? Çünkü yarım var birleşmiş. Arkadaşlar dinleyin beni. Arkadaşlar bu yarım vuruş değil bir. Çeyrek. Bakın izleyin beni. Bu yarım vuruştu. Bu da çeyrek vuruş arkadaşlar. Bu yarım vuruş. İlk dört tane çeyrek bir araya gelirse toplam yine bir vuruş olur ve bunun ismi de Gelibolu tartımı olur. Gelibolu. Evet arkadaşlar, lütfen çok ciddi bir şekilde şu anlattıklarımı anlamaya çalışın. Anlıyoruz hocam. Dört tane çeyrek bir araya gelirse kaç vuruş olur? Üç. Bir. Gelibolu. Evet. Anlıyoruz dedi. Dört tane çeyrek bir araya geldiği zaman üç vuruş olur. Bir. Hocam arkadaşlar çok geliyor. Sessiz olalım. Sessiz olalım. İki tane çeyrek bir araya geldiğinde bir yarım olur arkadaşlar. İki çeyrek daha bir araya geldiği zaman iki yarım olur. Toplamda bir vuruş olur. Evet. Son bir tartım kalıbı daha göstereceğim. Arkadaşlar bakıyor musunuz? Bu tartım kalıbına. Çeyrek yarım. Çeyrek, çeyrek, yarım, çeyrek. Bu tartım kalıbının ismi de bir buçuk. Terazi. Arkadaşlar şimdi benim yaptıklarımı tekrar edin lütfen. Benim yaptıklarımı tekrar edin. Tamam hocam. Ama lütfen ciddiyet. Hocam. Önce ciddiyet. Hocam. Van. 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 Aynı anda bir vuruş yapıyoruz. 3, 4. Şuan! Peki. Şuan. Şimdi İzmir diyeceğim. Önce ben de. İzmir. İzmir. Şimdi arkadaşlar dikkat edelim. Dikkat edelim. Şimdi Ankara. Güzel oturuyoruz değil mi? Ankara tartımını yapıyorum. Bekleyin, bendesiniz. Ankara. Ankara. Evet arkadaşlar, şimdi karaman yapıyoruz.
Bekleyin, bendeyiz. Mesaj veriyorum.